Merhaba Hemseferlerim kanalıma hoş geldiniz. Biz şu an İran'ın Horasan Rezevi Eyaleti'nin merkezi olan Meşet'teyiz. Ve yanımda Samira var. Merhaba. Samira'yı hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Güney Horasan'da Samira'yla Samira'nın evinde kalmıştık. Evet, evet. Şimdi Samira nereye gidiyoruz? Horasan Rezevi, Şehristan Kelat, Rusta'yı Karasu. Gidelim o zaman. Samira Türkçe bilmiyor ama anlıyor. Evet. Evet, gidelim. Evet, yanımızda Samira'nın annesi de var. Ve babası da var. Onlar şu an arabaya bindiler. Biz de binelim. Karasu adında bir köye gidiyoruz. Karasu yani karasu. Yani Türkçe. Orada göçebe hayatı yaşayan halklar da var. Çok merak ediyorum o halklar Türk mü, Kürt mü yoksa başka bir milletten mi? Gidelim görelim. Evet, şimdi böyle bir yerde durduk, kahvaltı yapacağız. Yol kenarında bir yer. Bismillah. İrani ailesi. Evet. Böyle. Nasıl? Böyle herce piknik. Doğru mu? Doğru, aferin. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Sonra köye doğru yol alacağız. Kahvaltımızı yaptık, yolumuza devam ediyoruz. Evet, Kelat şehrine giden tek yol bu tünelden geçiyor. Ve buraya hemen bakın. Nadir Şah'ın heykeli var. Afşar Hanedanlığı'nın padişahıydı. Ve Kelat şehri de Afşar Hanedanlığı'nın başkentiydi. Şimdi burada Afşar Hanedanlığı'na ait bir tane saray var. Buraya kadar gelmişken oraya da uğrayalım dedim. Geçtiğimiz tünel el ile kazılmış. Yani çok da dardı. İlk defa böyle bir tünelden geçtim. Şimdi ilk olarak Nadir Şah Camisi'ne geldik. Şurada ufak bilgiler var. Hemen şuradan bilgilere bakalım. Bu alem. İn aleme doroste. Evet, alem. Bunlar Muharrem ayında bunu ayakta tutturmaya çalışıyorlar. Ve hatırı on nigire. Hazreti Abbas alemi diyorlar. Alem yani sancak. Muharrem ayında bunu tutuyorlar. Böyle dik durması gerekiyor ve düşmemesi gerekiyor. Bütün gençler altında duruyor. Bunu ayakta tutmaya çalışıyorlar ve çok ağır oluyor. Evet, bu caminin 4 tane eyvanı var.
şu şekilde. Çini işlemeleri çok fazla. En iyi kalan çini işlemeleri burada. Yerler hep dökülmüş. İlhanlılar zamanında da burayı kabir olarak kullanmışlar. Yani türbe olarak kullanmışlar. Burada da kabir var. Ama tabii İran'ın kendi şehitlerinin kabri. Bu şekilde. Şimdi İlhanlılar zamanında kabir yani türbe olduğu şüphesi var. Ve şu anda da kabir olarak kullanmışlar. Çok ilginç bir ayrıntı aslında. Şimdi biz başka bir yere gitmek için bu taraflara geldik. Buraya gelmişken size buraları da göstermek istedim. Ama asıl geleceğimiz yer burası olmadığı için yani burayı ziyaret ettik. Size de çok ufak bilgi aktardım. Şimdi asıl gideceğimiz yere Horşit Sarayı'na gördükten sonra yola çıkalım. Evet, Horşit Sarayı'na geldik. Giriş kişi başı 4000 tümendi. Horşit Farsça'da güneş demek. Şimdi sarayın şeklinden ötürü buraya Güneş Sarayı dendiğini, güneşe benziyor diye bir iddialar var ama bazı iddialara göre ise Nadir Şah'ın bir eşinin adının Horşit olduğu söyleniyor. Nadir Şah'ın sarayına bir göz atalım. Çok ayrıntılı bilgi veremeyeceğim. Ama gelmişken burayı da size göstermek istedim. Bu arada benim soyadım da şu an Horşit. Yani Horşidi soyadlarının sonuna getirilen ye oluyor da Horşit, Güneş, benim soyadım da şu an Güneş. Eşimin soyadını kullanıyorum. Tabi İran'da normalde kızlar evlendiği zaman eşlerinin soyadını almıyorlar. Ben almak istedim. Çünkü eşimin soyadını çok beğeniyordum. Soyadımı değiştirdim. Bir de benim soyadımı İran'da yanlış telaffuz ediyorlardı. O yüzden yanlış telaffuz etmesinler diye de değiştirdim. İran'da ben Borna Horşidi'yim resmi olarak. Türkiye'de ise Berna İhtiyar Horşidi. Şu an burada 3 tane güneş var. Evet. 1, 2, 3. Evet. Eşim normalde çok şakacıdır. Ama biraz utangaç. Yavaş yavaş açılıyor. İnşallah. Hemen sarayın etrafında bu şekilde alçı işlemeler var. Girişte bu şekilde. Horşit Sarayı İran'da çok bilinen bir yer değil. Nadir Şah Camisi de aynı şekilde. Mimarisi çok hoş görünüyor. Safevi mimarilerini de çok andırıyor. Şimdi uzaktakiler pek çıkmıyor ama renkler çok benziyor. Motifler de aynı şekilde. Bu kapı kilidiymiş. Burayı böyle kapatmışlar. En orijinal hali bu. Burası da böyle açık ama içine çöp atmışlar. Şuna bakın. Bu alçı yani restore olmuş hali. Yani kapatmışlar. Normalde orijinalini şu şekilde şu kenarda gördüğünüz gibi oluyor. Aa, burası kerpiçten. Bakın burada boşluklar var tam kapı girişinde. Diğer yerlerde de vardı. Bunun sebebi burada şey kapısı varmış böyle otomatik gibi açılıp kapanan. Tabii o zamanın teknolojisine göre yapılmış. Bayağı şaşırdım çünkü ilk defa böyle bir şey gördüm. O kadar saray gezdim. İlk defa burada gördüm. Dışarıdan biraz alçı işlemeleri göstereyim size. Güzel çiçek motifleri var. Hoş görünüyor. Burada bir zemin kat var. Burası birinci kat diyelim ya da ikinci kat. Bir de üçüncü kat o yukarısı. Tabii kapalı gidemiyoruz yukarıya. Zemin kata da gidemiyoruz. Burada bir zemin kat var, normal kat var. Bir de üst kat var. Aa, yukarı çıkacaktım ama kapalı maalesef. Burası tamamen alçı çekilmiş. İlhanlılar zamanında buraya bir yapı yapılmış ve sonrasında Afşar Hanedanlığı'nda Nadir Şah buraya bir yapı yaptırıyor. Saray yaptırıyor ama Nadir Şah öldürülüyor ve bu saray tamamlanamıyor. Yani bu saray tamamlanmadan
Nadirşah öldürülüyor. Burayla alakalı çok fazla ayrıntı var ama bizim şu an çabucak başka bir yere geçmemiz gerekiyor. Çünkü vaktimiz kısıtlı. Yani bu ayrıntıları şu an ben bu videoda anlatamıyorum. O yüzden tarihçilerimiz ya da bilen kişiler varsa yorumlarda yazabilirler. Evet, Garasu köyüne geldik. Böyle bir yer. Dolu ceviz ağaçları var. Şu an bulunduğumuz yer normalde nehir. Ama bu yıl ne kar yağmış ne yağmur. O yüzden su yok, kurumuş. Çok az su akıyor burada. Abla çamaşırlarını yıkıyor. Hadi böyle kablan ki çoğdan işin bir de aşağıya nisten nereye? Alan nisten. Çünkü sen barındı gibi nisten. Hop kaba. Ali avşar şahs beri. Has avşar. Ha avşar hasta rahat beri. Amici de mici selam denen harap demi safar beri. İcir niye ab başa asen? Çok kablan o hele ab. Ab ders alan barın nisten. Alan ne kadar mı ana ab nisten. Ye soğar. Rustayı Garasu kordan yaparsan. Can yine Farsi. Farsan. Are. Kordam hastan nezdika. Kurtum hasta. Kurdam iyi. Az iyi tunil ki rad bir ona kurtan. Aha. Ona kurt. Şuma. Hoca dari gaza. Ben Türkiye. Ne Türkan? Şuma Türkiye'yin. Bale. Türkiye ak çizi bad ya mat zelzeleyki. Hayli bad bu dari. Evet. Bu köyde öğle yemeği de yiyeceğiz. Şimdi eşyaları getirdik. Bir şerbet içelim. Şerbet içtikten sonra şimdi çok farklı bir yere gideceğiz. Evet. Hakeşir şerbeti. Hakeşir reyhan tohumu sanırım. Tam onu bilmiyorum ama reyhan tohumu da diyorlardı sanırım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim. Şimdi nehrin ortasından gidiyoruz. Sonra bir tane merdiven var. Merdivenden dağa çıkıyoruz. Normalde dağın üstünde göçebeler yaşıyor ama maalesef kuraklık olduğu için hem nehirde şu an fazla su yok hem de su olmadığı için su yoksa hayat yoktur. O yüzden göçebeler şu an oradan göçmüşler su olmadığı için. Ama başka bir zamanda suyun olduğu zamanda da gelmek istiyorum. Çünkü o merdivenlerden yukarı çıkarken orada bir tane şelale var. Şelaleden sular üzerinize böyle dökülüyor inanılmaz bir şekilde. Tabii şu an su varmış da biraz daha azmış su. Bir gidelim bakalım nasıl. Normalde bu nehir su dolu ama bakın kuraklıktan ötürü çok az su var. Buraya kadar su doluymuş ama şu an kuraklık var. İran'da düşünün kurak bölgelere yağmur yağdı. Kurak olmayan bölgelere yağmur yağmadı. Normalde Meşet taraflarına çok fazla yağmur ve kar yağıyor. Ama bu sefer yağmadı. Az önce yol sorduk merdiven ne tarafta diye. Dümdüz gidin ama sel geldi o merdiveni götürdü dedi. Şimdi bizim anlamadığımız kuraklıktan dolayı göçebeler gitmiş. Sel gelmiş. O merdiven gitmiş. Yani bilmiyorum tam olarak. Durum ne? Bir gidelim bir bakalım. Buradaki dağlar çok ilginç. Bakın dağların şekline. Yolda da bir sürü dağ bu şekildeydi. Kayalık. Böyle şu şekilde. Berna. Efendim. Aynen. Beluçistan'da gittiğimiz köyün yolu gibi aynı. Bu yolda yürümesi bile çok zor. Düşünün biz motorla gittik.
Burası çok güzel. İnanılmaz güzel. Eşim de çıkamadı. Ama o ayakkabılarını çıkardı, daha zor. Kayıyor şimdi. Şimdi ayakkabılarını giydi. Bakalım geçebilecek mi? Aferin! Şimdi ben geçemiyorum. En azından eşim o tarafı gösterdi. Normalde burada merdiven varmış. Düşünün, bu merdivenlerden çıkıp eşayirlerin, yani göçebelerin yanına gidiliyordu. Ama maalesef şu an onlar yoklar ve merdivenler de yok. Çıkmaya çalışıyoruz ama ben çıkamam sanırım. Sonuçta onun bacak boyu daha uzun. Şimdi eşim buradan inmeye çalışıyor. Eşim. Gerçekten harika. Eşim ıslandı. Diğer değil. Gerçekten diğer. Bu şelaleden yukarı çıktıktan sonra göçebeler yaşıyormuş. Tabii kuraklık yaşandığı için onlar gitmişler. O göçebelerin nerede olduklarını öğrendik. Birazdan yemek yiyelim. O göçebeleri ziyaret etmeye gideceğiz. Burada bir tane kırılmış bir ağaç var. Kebap yapmak için oduna ihtiyacımız vardı. Bundan parça alacağız. Bu kayalıklar çok tehlikeli. Az önce buradan taş düştü. Yani taş da biraz keskindi. Sadece edit yapan ellerden evet. Beklentimiz olabilirdi. Türk kızı olarak devreye benim girmem lazım. Gidelim. Hadi hadi. Bakın merdivenin parçaları buraya kadar gelmiş. Keşke oraya tekrardan merdiven yapsalar. Yaparlar da ne zaman yaparlar bilmiyorum. Çünkü bu köye çok gelen oluyor ama sadece yani buraya için geliyorlar. Buraya da gidemedikten sonra zaten kimse gelmez ki. İranlılar piknikte mutlaka cuce kebap yapıp yerler. Yanına da pilav ve domates közlüyorlar. Hoş geldin abi. Nasıl olmuş?
Çok lezzetli olmuş. Ben uyuyordum, yeni uyandım. Daha açılamadım. Şelalenin oradaki merdivenlerin asıl hikayesini öğrendik. Bu merdivenler çok eskiymiş. İşte gelen bir turist de oradan yukarı çıkarken merdivenle birlikte düşmüş ve iki bacağını kırmış ve sonrasında şikayet etmiş ve diyet parası almış. O yüzden onu artık tamamen kaldırmışlar. Yani önceden buranın halkı hatta böyle yerleri kiraya veriyorlarmış. Ama artık yani o merdivende olmadığı için, insanlar da oraya çıkamadığı için turiste gelmiyormuş. Yemeğimizi yedik. Şimdi yol kenarında dolu göçebeler var. Onları ziyaret edeceğiz. Selam. Hasene başı. Aletun hube. Şoma kordin ya torkin? Kordin. Kordin. Kurmançin. Şoma kurmancı. Ne ben kurmançın istem torkem. Torkiye. Torkiye. Türkiye. Are. Veli hem necadayı şama tokişveri ma hasta. Kormançıya. Are. İnce şama libası sünneti ne mi puşin? Sünneti? Libası sünneti kormançı ne mi puşin? Alın mı şu vakti arusuya mı puşin? Ha arusu mi puşin? Bana da arusuya. Alın mı? Yeni dünyaya gelmiş. Yeni dünyaya gelmiş. Bizden poin bir şey neler gazetesi bir şey mi? Bir şey bizden poin. Selam. Selam. Hastane başı. Mersi, Nuşecun. Nuşecun eto, mersi. Otli guftum hamur Nuşalatane. الان این چی کار میکنه؟ این الان ماست که طرف کره داره در میاره، این ماست خوردن برای کش کنه. همونو که مشکی میزدن این برگیشه. کجا بود؟ آه اونجا بود بنده، جای گاز. شما با هم کردی حرف نمیزنید؟ چرا؟ کردی؟ با خانواده کردی حرف میزنید؟ بله. ترکیه ترکیه ما؟ ترکیه؟ ترکیه رون پرین کنید؟ شما از بچه ترکیه این؟ بله. یعنی ترک ترکیه ما؟ ترک ترکیه. ترکیه ترکیه. ترکیه بگه این سمسی بزلنه شد. آمین. ترکیه کرمانچ هم داریم، هم نجات های شما رو بشناسن. بله. اونا خیلی کنج کنن که کردای و خراسان چجوری زندگی میکنن. کردای ما کردای خیلی بد سخت زندگی میکنیم. اسمت چیه؟ ایمان. ایمان؟ تو اسمت چیه؟ ها چیه؟ ها
پیتو چقدر اسمت قشنگه این دونه مال خودته خودت خالی کردی با اجازتون خداحافظ 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 امیرزه کافشانو دینجا امیرزه burada dolu göçebeler var göçebelere eşayır diyorlar Eşayır aslında çoban hayatı demek. Yani o anlam taşıyor. Yani o anlamı taşıyor. Selam, Hasan'a başı. Maşallah. O da orada berke. Ne darin libası sünneti? نه لباس نه داریم اینجا نیست کجا؟ آه خوشتر بودیم اینجا دوستایی هم دوستان داریم اها اونه لباس سنتی هم موقع عروسی هم گرنکسر قیافتری بوده دیمیش مالسف کل چادر کلانیولار Bakın şu çadır bu şekilde, şu tarafı normal, bu tarafı kıl çadır. Göçebe yaşantısında eğer kıl çadır kullanıyorsalar içeride koku oluyor, koyun kokusu. Ama normal çadır kullandıklarında bu koku olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 tane çadır var. Şimdi diğer taraflara da bir bakalım. O köpek inşallah bize saldırmaz. Bu çadır tamamen kıl çadır. Bu arada şunu da söyleyeyim. Göçebelerin de fakiri zengini var. Bu taraftaki Kürt göçebelerin genellikle durumları iyi değildi. Zengin olan göçebeler de biz çünkü gördük. Kesi has. Yukarıdalar. Çadırda kimse yok. Büyük bir ihtimal hepsi akraba. Genelde göçebeler de akrabalar biraz daha yakın yaşıyor. Selam ocağa. Hastane başın. Merci. Şoma ince hanevadeyin hemetun. Benim hemen iyi hanevadeyim. خیلی خوب چند تا خانواده داری؟ تقریبا 10 تا. 10 تا خانواده است. الان 6 تا شمردم. بقیه‌اش هنوز نامده، اونا توی قلعه نامدن. ها ما چیک بودیم دیگه، اما گرمسیر بودیم، بله اونجا گرم بود، اومدیم اینجا اینجا سرنا. خوش شد دیگه، بارو نبارید. آخه. اونجا خوش شد. این پشتم. نه. اینجا براتون خوبه الان؟ اینجا یکم بهتره ولی اونجا براندگی نبارید خوش شد دیگه الان شما کرمانچی؟ کرمانچی من شما خبر دارین که ترکیه هم کرمانچی هست؟ شما ترکمنستان می؟ من اهل ترکیه هستم خودم ترکم ولی هم نژادای شما تو کشور خودمون هستن کردای ترکیه هم کرمانچی هستن خبر داشتین؟ نه خبر نداشتم حالا اونی هم میگن که کرد هست ولی ما نرفتیم اونجا آها. او سمت ما نرفتیم اونا از شما خبر دارن؟ خبر دارن میدونن تو خراسان کرد هست بین خانواده کردی حرف میزنین؟ بله دیگه همه با هم کردی صحبت ما همه کردی حرف میزنیم حالا بچه مچه که همین بچه که تازه رست که اینا فارسی حرف میزنن ولی ما نه ما خانم ما اینا مثلا بزرگان کرده همون کردی ما کرمانجیه کلن بچه ها را کردیت ندادین؟ بچه ها را؟ اونی هم کردی یاد دارم ولی خب باید فارسی حرف بزنیم آها اینجا کردا لباس سنتی هم دارن؟ بله اینجا که ندارم ولی خب خانه اونجا
شهر دارن. چی جوری مردم دارن؟ زنا کی داره؟ مردم دارن؟ مردم نه، مردم نداره. تو عروس لباس سنتی نمی‌پوشی؟ نه، نمی‌پوشم. آها. معمولیه. اونجا هم خانواده است؟ بله، اونجا خانواده. یه خانواده اونجا خانواده. اونجا دو تا خانواده. او عمو من و هم که دختر عمو ما و پسر عمو ما. اسمتون چیه؟ اسم ما جعفره. خوشحال شدیم با آشنایتون. شما در نکنیم. من فکر سلام. شما من به فکر شما هستیم. خیلی ممنون. مرسی. خواهی موقع میگه یه چای یه چیزی بشه زنویم که اونجا شیر چرک میکنن. آخه. خب با اجازتون ما اونجا هم سر بزنیم. با اجازتون. از هم اینجا تو جاده بریم. خیلی ممنون. شما در نکنیم. خدا بس. خسته نباشی. برای گوسفندا فرم می‌کنی؟ بله. ماشینم داخل نمو. خب بونگ بینه اون مستمع چرا بیبیشی؟ آبرا از کجا میانی؟ هر روز خونه. هر روز میانی؟ آره. کلن یه سوال دارم، الان که ماشین هست، قبل از اینکه ماشین نداشتین چجور؟ سالا که بارندگی باشیم پای ناب است. آها، از اینجا میاریم. آب چشمه است، موقع بارندگی نیست، دیگه امسال خوشتاریه. آها، بخونم پیرم. دیگه کار شما هم سخت شده. آره دیگه. خوش بسنده. هر سال برج چهار میمدیم اینجا، الان برج دو میمدیم. آها، دیگه به خاطر که اون طرف خوش بود. خوش میمدیم. سگتون اسم داره؟ داره. اسمش چیه؟ زماش خاصه. بگو چیه؟ چیه؟ نمو چیه؟ دوراشه. دوراشه؟ دوراش، دوراش. دوراش، دوراش. هر کدوم یه رنگش هم مثل خودش میشه هم دیگه سرش. کردی میشه دوراش؟ دوراش یعنی چه؟ یعنی چی؟ این سوراش سیاه. سوراشش پوز سیاه. پوز سیاه. شما دیگه کردی حرف میزنی؟ کرمانچی. کردی کرمانچی. شما میدونستین ترکیه هم کردی کرمانچی هست؟ آره. من اهل ترکیه هم، ترکیه هم، ولی هم نژادای شما هم هستن اونجا. آره درست میگی. ولی کلا فرهنگ پوشش فرق میکنی. زبانتون یکیه. ولی لباس فرق میکنی. تو مجلس هم پوشید. Koyunların arkasına bakın. Yağsı kuyruğunda oluyor buradaki koyunların ve koyun eti burada kokmuyor. Çünkü iç yağsı az. Yani yağsı dışarıda. O yüzden koyun eti burada kokmuyor. Ve koyun eti inek etine göre, sığır etine göre daha pahalı burada. Selam. خسته نباشین. خوبین؟ مرسی. مرسی. از اینجا رد می شدیم گفتی به شما سر بزنیم. چرا؟ علف نیست. آخه خوشک سالیه. خوشحالی. هیچی نیست. علف نیست. وقتی علف نیست، شیرم نیست، درسته؟ شیرم نیست، کرم نیست. آها. کم است، خیلی کم. چون شما هم اینا رو میفروشین که درآمدی داشته باشین، درسته؟ درآمد درامت به همیه دارم. درسته. چون بخاریم برای شو کسو، تره باز بخاریم. علف باز بریزیم، اصلا تهیه کنیم، اویم که الان نیستیم. شانس دومدار خراب شد. باز دومدار چند سال الان خوش شدیم، ولی این سال جه خرابه. انشالله که درست بشه. خوب میشه انشالله. انشالله. شما تنها زندگی میکنید؟ ما همه یکی اقوامی اقوامی کلا شما کردین درسته؟ کردیم کردی کرمانچی کرمانچی نادرشاه کرمانچی نادرشاه میگم به شما؟ نادرشاه که ترک بود هم کرمانچی هم ترک ها دو تاش دو رگه بود دو رگه بود اصلیتش خود نادر بود Thank you.
خوش بزرگ شما. خوبین؟ چطورین؟ سلامت باشین. خیلی خوش آمدین شما. خیلی ممنون. مرسی. سلامت باشین. از اینجا رد می شدیم گفتیم حال شما رو بپرسیم. خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون. مرسی. خیلی خوش آمدین. قربون شما. ممنون. آقا شما خانم شما کجا گفتی چادر؟ گفتم برم حالش بپرسم. قربون شما. میبینی که وضعیت ما اوله. تازه آمدیم که هیچ امروز اینقدر که گرد خاک بود. الان برید توی چادر ما حالت به هم مخوره از اینقدر گرد خاک هستن. سر بیابون همیه. هر سال می آمدیم علف مثل همو گندما بود. این سال خواه آمدیم همه خاکه. به خاطر هم همه چادر مادر ما رو پاره کرد. آخه. نگاه دستای ما چوری شده؟ همه زخم شده همه از... چون به خاطر که باده به خاطر همون. خیلی خوش کرم بزنم به دستتون جان؟ کرم و نرم کننده دارم بزنم به دستتون. الان زدیم سیاه شد دستتون. رفتال همین توی چمم داده؟ پوش کردیم نتانستیم. بیا به دستتون بزنم. قربونت ببخش دیگه. اینجوریش کنید به همه دستاتون. بزنم همه خاک مخره با سیاه میشه. همه دست نخواه یکم نرم بشه. بابا یاد شما از کجا آمدید؟ من اهل ترکیه ام. ترکیه؟ بله. شما میدونستین تو ترکیه هم کرمانچی هستن؟ آه. آها. اونا دوست داشتن سبک زندگی شما رو ببینن. دست شما در می گفتن خراسان هم کردها هستن. شما لباس سنتی دارین؟ جان لباس سنتی می پوشین؟ آره موقع عروسی هم می پوشیم. اینجا دارین؟ جان اینجا نه. آها. اینجا همینا دیگه مال ما. آها. اما توی شهر خودمون مثلا توی عروسی هست لباس سنتی می پوشیم. شما جان نصف صورتتون هم می بندین؟ جان آره این همینطوری ما. این به خاطر حالا قدیمی ها اونا ما قدیمی ما بندیم اونا قبلا حالا همه باروسری هن حالا اینا که بسند سال ما هستن اینا دنای ما مبندیم. خب به خاطر احترام میبندین؟ آره مثلا او زمان که پدرشوهر داشتیم مثلا برادر داشتن اینا یکی مثلا که جای ما قضا مخورد ما ها اینطوری میکردیم. نمو داشتیم که مثلا دهن ما ببینم یک احترام گذاشتیم برای اونا. آها. اینطوری دهن ما میگرفتیم قضا مخوردیم. حالا نه ماشاءالله حالا همه شهری شدن همه رو سری میکنن. الان هم که الان هستن برادر شوهرای ما الان هم که اونا رو میبینن فورا دهن ما میگیرن. به این اسم خاصی هم میگین؟ به این بستن و چیزی میگین یشماخ و اینا؟ یشماخ میگیم. آها. میگیم یشماخ ترکچه. میگیم یشماخ ما ترکی هم یشماخ میشه کردی هم یشماخ میشه دیگه ها. آره و اما الان خودم دو تا عروس کردم رو سریع هفت تا دختر عروس کردیم. ماشاءالله. مواظب خودتون باشین. شما هم همینجوری همیشه خوش باشید. ممنون. هر خیلی ممنون. مرسی. خدا نگهدار. خدا سلام. خوبین؟ چطورین؟ خسته نباش. بوردا ده تاوق var. Koyun yok. Biz bu taraflara gelirken etrafta çok fazla Kürt köyü vardı ve kadınlar geleneksel kıyafetlerini giymişlerdi. Maalesef yolumuz çok ters olduğu için duramadık. Hatta köyde hiç araba görmedik ve erkeklerin hepsi eşeğe binmişlerdi. Eşekle o tarafa bu tarafa gidiyorlardı. Hatta çoban olanlar da eşekle gidiyorlardı. Koyun sürüleri önlerindeydi, kendileri de eşekle koyun sürülerini güdüyorlardı. Şimdi geçerken inşallah etrafta insanlar varsa uğramak istiyorum ama yani o sabah saatinde herkes iş güç için gittiği için tam saatiydi aslında. Maalesef çekemedim. Evet. Şu köpek... Ürktüm bu köpekten. Evet. Bu videom da böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.